Allah neden vahide? Şuraya yazayım ben. Şu ilham. Şu da vahiy. Allah neden buraya Celle Celaluhu melek vasıtasını koymuş yani? Neden koymuş? Şeyden okuyayım ben. Normalde zahire baktığımız zaman ilhamda vasıta olsun, değil mi? Vahiy vasıtasız olsun. Böyle geliyor insanın hatırına ama öyle değilmiş. Nasıl ki bir padişah iki suretle konuşması emirleri var. Birisi haşmeti saltanat ve hakimiyeti umumiye hasiyetiyle bir yaverine, bir valiye gönderir. Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'ı peygamberlere gönderiyor. Peki niye araya o yaverini koymuş? O hakimiyetinin, o hilafeti kübranın, o saltanat-ı uzmanın ihtişamını, hakimiyetinin ihtişamını ve emrin ehemmiyetini göstermek için abi. Yani bir elçisini veya büyük bir memurunu bütün o saltanatına, hakimiyeti ammesine, hilafeti kübrasına bakan bir emirle vazifelendirecek yani. Hani 8 tane mahlukat vardı Risale'de geçen. Cemadat, nebatat, hayvanat, insan, cin, melaki, ruhanet, şeytan. Şimdi bu 8 tane varlığı ilgilendiren şu sistemdeki ünvanlarla bir elçiyle veya memurla konuşacak. O emrin ihtişamını, hakimiyetini ve de o mahluk bakan taraflarını göstermek için araya elçi koyuyormuş abi. Ama bunda ise elçi yokmuş, bu direkt söylüyormuş. Mesela burada diyelim ki Cenab-ı Hak tavukla konuşuyor, ilham ediyor ona, tavuk yumurta yapıyor, değil mi? İşte ipek böceği ipek yapıyor. Mesela o yumurta sadece insanları ilgilendiriyor, tavuğun kendisini dahi ilgilendirmiyor. Mehmet abi sen hiç gördün mü? İki tane tavuk bir yumurta yapmışlar, çift sarılı yumurta. Ondan sonra kırmışlar böyle, üzerine kaymak dökmüşler, yiyorlar. Öyle bir şey yok yani. O bak yumurta, tavuğu da ilgilendiriyor. Tavuk yumurta yemiyor ki. İnsan yiyor. O yumurta insan ilgilendiriyor ya. Ama Allah tavuğa ilham ediyor, o yumurta yapıyor. Bu cüzi bir iş yani, has bir iş. Buna şimdi yumurta yapacak araya Cebrail niye gelsin? Değil mi? Mahlukatı ilgilendirmiyor ki. Şeyi ilgilendiriyor sadece. Araya vahyettik nasıl diyor burada? Şimdi çok güzel. Şöyle düşünebiliriz. Şimdi arı onun yaptığı şey bütün sistemle alakadar. Yani tavuk gibi değil o. Bir noktayı nazardan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in temelinde belagat var ya abi. Bazı ayetlerde teşbih ve temsil yapılmış bir şeyin hakikatini anlatmak için. Mesela biz hani Türkçe'de deriz ya tencere yuvarlandı kapağını buldu. Halbuki yuvarlanan ne tencere var ne kapak var bir şey yok. Bir olayı anlatmak için bu ifade söyleniyor. Şimdi Allah Celle Celaluhu çalışan böyle mahlukatına ve de insana vahyedilmesini anlatmak için o arıdan misal veriyor yani. Evet, o da doğru. Zahirden gidersek arının yaptığı o bal bütün sisteme alakadar ediliyor. Mesela Ardahan ilinde arılar çok sis varmış. O sene kovanlardan dışarı çıkamayınca meyveler, çiçeklerdeki, ağaçlardaki polenleri almayınca meyveler, sebzeler olmamış abi. O sene bir kıtlık olmuş orada yani. Yani arının yaptığı o vazife sistemi ilgilendiriyor. O yüzden vahyediliyor ona yani. Arı dölleme mi yapıyor yani? Yani öyle yapıyorsun zaten. Yani oradan polen alıyor yani. Oradan almayınca o polenleri bu sefer meyve sebze gelmiyor, hayat duruyor yani. Şimdi bunun bize bakan manası ne? Şimdi kovan düşünelim. Şu bir kovan. Asıl mana orada benim noktayı nazarımda bu yani. Orada bir şey anlatılmak istenmiş. Çünkü konunun öncesine sonrasına baktığı zaman. Şimdi bu kovan. Burada arılar var. Bu arılar var ya. Cenab-ı Hak diyor ki biz arıya vahyettik. Arı burada bal yapıyor. Şimdi bu kovan şu anda biz kendi mesleğimizden şey yapıyoruz abi. Bu de bizim medreselerdir abi. Medreselerin içindeki bunlar da arılardır. Veya mescitlerde veya peygamberimizin ravzasını düşünebiliriz veya diğer peygamberlerin bulunduğu şeyi düşünebilirsin.
O kovan onun bulunduğu yer, o arılar ise o içindekiler, kendisi peygamberin yani. Veya da veraset-i nübüvvet ehilleri. Mesela arı, çiçeklerden ve ağaçlardan polen topluyor, bal yapıyor ya, veraset-i nübüvvet sahibi veya veraset-i nübüvvet ehilleri de kainattaki mevcudat üzerinden marifet ve muhabbet polenlerini topluyor, kalpten iman balını yapıyor abi. Vicdanda bal. Yani aslında o ayet, çünkü Üstadımız abi bunu açık olarak söyle, bak bunu yerinden okuyayım ben. Bazı ayetlerin zahirine baktığı zaman, bak söyle, tam açtım orası geldi, bak okuyorum. Şu ayet-i kerimenin zahir manası, çok tefsirlerin beyanına göre yüksek icazi Kur'an'ı göstermediğinden çok zaman zihnime meşgul, zihnime ilişiyordu, beni meşgul ediyordu. Yani 350 bin tefsir var, şu ayetin hemen hemen hepsi aynı manayı vermiş abi. Üstad diyor, Kur'an'ın bu belagatını bu ayet göstermiyor yüksek icazı Kur'an'ı. Kendisi buna 3 tane mana vermiş. Neymiş ayet? Cenab-ı Hak diyor ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُدْئِمُونَ اِنَّ اللّٰهُ هُوَ الرَّزَّقُ ذُلْ قُوْوَةِ الْمَتِينَ. Yani Cenab-ı Hak diyor ki, ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım, beni doyursunlar, bana rızık versinler diye yaratmadım, ben onlardan böyle bir şey beklemiyorum diyor. Beni doyurmalarını, bana rızık vermelerini istemiyorum. Çünkü اِنَّ اللّٰهُ هُوَ الرَّزَّقُ ذُلْ قُوْوَةِ الْمَتِينَ. Yani bütün rızıkları, bütün şeyleri ben veriyorum diyor. Zahir manaya baktığın zaman Allah yer mi, içer mi? Yemez, içmez. E niye Allah beni doyurmanızı istemiyorum diyor, beni rızıklandırmanızı istemiyorum diyor. Zahir tefsirler bu manayı vermiş Hasan abi. Peki bu bilinen bir şey zaten. Bu da bilinen bir şey yani. Kur'an'ın icazını göstermedi. Peki birinci manayı okuyorum ben. Cenab-ı Hak Resulüne ait olabilecek bazı halleri Resulünü tekrim ve teşrif noktasında bazen kendine istinad eder. Burada da işte burada da Resulüm size vazife-i risalet ve tebliğ-i ubudiyet hizmetine mukabil sizden bir ecir ve ücret ve mükafat bir itham istemez manasında ben sizi ibadet için halk etmişim, bana rızık vermek ve itham etmek için değil mealindeki ayet, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a ait itham ve rızkı murat etmek gerektir. Yoksa gayet bedihi bir malumu ilam kabilinden olur. İcaz-ı Kur'an'ın belagatına uygun gelmezmiş abi. Yani Allah Celle Celaluhu Resulüne ait olacak bazı halleri kendi üzerine alırmış, kendisinin gibi gösterilmiş. Kendine ait vasıfları da bazen Resulüne verilmiş. Hani örnek yapmıştık bu dördüncü levanın başındaki ayet. Size, sizin içinizden öyle bir peygamber geldi ki size karşı çok rauf ve rahimdir. Allah kendi esmasını peygamberine vermiş yani. Merhamet ve şefkat noktasında. Şimdi burada peygambere ait olan taamı ve rızkı Cenab-ı Hak kendi üzerine almış. Demiş ki, ben sizi ibadet için halk etmişim, bana rızık ve itham etmek için değil. Mealindeki ayet, ayetin zahiri bu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ait taamı ve rızkı murat etmek gerektir diye. Yoksa gayet bedihi bir malumu, bedihi malum dedi ne? Allah yemez içmez ki. Ama beni rızıklandırmasını, doyurmanızı istemiyorum diyor. Heh, bu peygambere aitmiş yani. Birinci mana bu verilmiş yani. Şimdi bunu niye söyledik biz? Bu biz arıya vahyettik. Birinci derecede muhatap insanın kendisidir. Orada yüksek bir belagat var. Nedir o? Nasıl Allah arıya vahyediyor? Arı bu kovanda balını yapıyor. Aynen bu şekilde Cenab-ı Hak da insana vahyediyor. İnsan da kainattaki mevcudat üzerinden marifet ve muhabbet polenlerini topluyor. Burada iman balını yapıyor abi. Kovan insanın kendisi yani abi. Daha geniş düşünelim medreselerdir. Daha geniş düşünelim peygamberlerin bulunduğu yerlerdir yani abi. Dünya da bir kovandır yani. Cüz'iyet ve külliyet. He, zahiri yok. Evet zahiri de var. Ayetin zahiri de var. O arının yaptığı bal, tavuğun yumurtası gibi, ineğin sütü gibi değil yani.
sistemle alakalı olduğu için vahyedilmiş yani abi. Diye anlıyorum ben yani. Şimdi vahide neden vasıta var? Orayı okuyorduk. Melek var. İlham neden vasıtasız yani? O şu üçünün ihtişamını ve emrin ehemmiyetini göstermek için. Cenab-ı Hak araya vasıta koymuş. Burada ise o ihtişam, o emir yokmuş. Cüz'i, hususi haslık varmış yani. Mesela tavuğun yaptığı yumurtayı örnek verdik. Bu kimi ilgilendiriyor? Sadece insanı ilgilendiriyor. Diğer mahlukatı ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor yani. Değil mi? Niye araya vasıta olsun, o kadar şey olsun? Bu cüz'i, hususi hasmış yani. Şimdi birincisi buydu.